konmuş şeytandan Allah'a sanırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzüne güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. 56'yı da Ebru hocama ver. Dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki rahmete kavuşturulmuş olursunuz. Oh, severim ben. Sesin sevimliliğine bak Zey. 57. ayeti de bak sen okursan. İnkarcıların yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o. Evet. Kur'an okumak berekettir. Kalpte ferahlık meydana getirir. Allah o vesileyle insanlara hem sevap yazar, hem rızasına uymuş olur, hem de üstünde bir kötülük varsa onun üzerinden alır. Bir rahatsızlık varsa üzerinden alır. İnşallah. Hayırdır yani. Kur'an okunan eve bereket gelir. Güzellik gelir inşallah.